Hipertansiyon, halk arasında yüksek tansiyon olarak da biliniyor. Atar damarlardaki kan basıncının fazla olmasıyla meydana gelen hipertansiyon, büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun ise 90 ve üzeri değer göstermesiyle ortaya çıkıyor. Hipertansiyon, yüksek tansiyon, yüksek basınç, atar damardaki kan basıncının yüksek olmasına. Yükseklik için değer nedir derseniz, genel olarak bizim toplumumuz için büyük tansiyonun 140, küçük tansiyonun da 90 ya da üzerinde olmasına biz hipertansiyon ya da açık adıyla sistemik arteriyel hipertansiyon diyoruz. Hipertansiyon hiçbir belirti göstermemekle birlikte bazı hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi ve bulantı şeklinde de kendini gösterebiliyor. Hipertansiyonun hiç belirtisi olmayabilir, yükselme hızı yavaş olursa, ya da bazı hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi olabilir. Her 3 yetişkinden birinin hipertansiyonu olduğunu belirten Özel Isparta Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Profesör Doktor Tuğrul Sezer, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, beyin ve kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor dedi. Dünyada erişkin insanların yaklaşık 1/3'ünde hipertansiyon var. Bunu dünya nüfusuna göre oranlarsak kabaca ortalama 1 milyar insanda hipertansiyon var. Ancak işin ilginç tarafı, bu hipertansiyonu olanların sadece %40'ı hipertansiyonu olduğunun farkında. Yani farkındalık oranı %40. Türkiye'de de erişkinlerin 1/3'ünde hipertansiyon olduğunu ve farkındalığın da yine gerçekten %40 civarında olduğu gözleniyor. Bu son derece dikkat çekmesi gereken bir oran, çünkü yani toplumun, yani hipertansiyon popülasyonunun %60'ı hipertansiyon olduğunun farkında değil. Peki olmasın ne olacak? Öyle diyemiyoruz, çünkü yüksek basınç, yüksek tansiyon, hipertansiyon beyin damar hastalıklarına, kalp damar hastalıklarına, kalp yetmezliği, kalp krizine, böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Dolayısıyla hem ölüm riski artıyor, hem de çok ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunun da toplum sağlığı açısından gerçekten çok kötü sonuçları var. Hipertansiyon hastalığının tedavisinin mümkün olduğunu söyleyen Profesör Doktor Sezer, tedavi var ama ne yazık ki toplumumuzda bu hastalığın farkındalığı yok diye konuştu. Hipertansiyon ilk defa tanı konuyor ise nedeninin araştırılması, daha sonra da düzenli olarak, yani ölünceye kadar doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi eğer %90-95'lik grubu oluşturan esansiyel hipertansiyonsa, ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle stresten uzak durmak, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, düzenli ilaç kullanma, obez ise kilo verme ile tansiyon kesinlikle kontrol altına alınıyor ve beyin damar, kalp damar, böbrek hastalıklarından korunmak mümkün. Ama hipertansiyon daha az bir kısmı, %5-10 gibi kısmı endokrin hormonal hastalıklara bağlı olabilir, böbrek hastalıklarına bağlı olabilir. Onlar da daha farklı tedaviler söz konusu, ama onların da tedavisi var. Dolayısıyla hipertansiyonun tedavisi var. Şu anda toplum sağlığı açısından sorun daha çok farkındalığın düşük olması, farkında olanların da %100'ünde tansiyon kontrol altında değil.